söylüyor musun? Söylüyor da arası. Söylüyor musun? Ne söylüyorsun mesela? Bir tane söyleyecek misin? Ben eskilerden. Söyle bir tane. Ya, 7,5 lira. Çekil ya. 7,5 lira. Hem kaynasa, hem oynasa. Halimem yanına. İyidir, çal. Şarkı söylemek ister misin? Tabii. Söyle bir tane. Valla çarşılar acayip, işler durdu. İş yok, para yok. Valla millet perişan içinde. Millet içeri girdi. İş yok, müşteri yok, alışveriş yok. Alışveriş durdu. Para yok. Ondan sonra efendime söyleyeyim. İş olsa, para olsa iş olur. Devir daim olur. Para yok, iş yok. Aa böyle para bekliyor millet. Millet içeri girdi. Esnaf bütün karabağlı. İş yok, para yok. İş para olsa esnaf içeri girmez. Çok çok teşekkür ederim. Şu an. Hazır değil misiniz fenomenon? Şu an bir şeyim yok ya, öyle bir olur. Geçen YouTube'a atılacaktı arkadaşlar. Beraber atılacaktınız yalnız. Videolar duruyor hala. Ha, editlemedik. Hayır hayır. Gel. Asıl sesi güzel bu. Sen söyle. Böyle ortam olması lazım söylemem için o yüzden. Yani her şey aklımıza ne gelirse yani. Yani hüzünlüyken birden Ankara oynamasına geçtiğimiz zaman biliyoruz yani. Hani hüzünlüydün lan deyip böyle vuruyoruz. Adınızı söyler misiniz? Benim ismim Mücahit. Benim de Enes. YouTube'da boy boy fotoğrafını çekiyorum. Ben sen sor, bunda vardır ha, bilmece. Bakın şimdi bu biraz şey olabilir, ben soruyorum bak. Size sorayım ya. Sor bak. Ama biraz şimdi. Anan açtı, baban sor. Ne bu? O ne lan? Söyleyin bak, beraber aklınız pesat getirmiyor. Anan açtı, baban sor. Ne bu? Bilmiyorum abi. Kanka bunu bana da sormuştu. Ben bunu ilk defa duydum ya, bilmiyorum. Ceket oğlum, ceket ya. Allah be. Ben yok ya, öyle bir yetenek yok bende ya. Bence yok ya, bizim kafamız durmuş. Biz esnafız şu an Covid'den dolayı, işsizlikten dolayı şu an kafamız durmuş. Hiçbir hücremiz çalışmıyor. Fıkra da mı geldi? Valla fıkra da gelmiyor. Nasıl bir fıkra söylesek? Yakup Bey bir yardımcı olur musun? Hiç fıkra yok. Başka bir şey olsa konuşuruz da. Ha, esnafın durumu. Söyle, Covid nasıl etkiliyor? Vallahi Covid şu an bizi gerçekten belimizi büktü. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İnsanlarımız dışarı çıkmıyor. İşsizlik, ya işsizlik demeyeyim de yani bizim yaptığımız ciroların şu an %20, %30'unu yakalayabiliyoruz. %70 kaybımız var. İnşallah iyi olur. Yani bir an önce bu hastalığın bizim ülkemizde
def edip gitmesini talep ediyoruz. Kaç yıl? Yalan atma yeteneği. Sen de bir de inanın. Yere bile tadımızı götürdü. Yok mu ya şarkıcı? Resmen müşterisi ben böyle tutmuşum. Sallıyordum. Yürü ya abi dip. Alkış. Dibe dalıyor basıyordu. Sesiniz gür aslında. Yok ben şu anda sesle dalıyor bu 40 metre derin. Bana maske çıkar abi. Ben daha konuşma yaparken maske takıyorum. Kaç tane yapayım? Balıkçıların kararlı. Fenomenimizi buldu. Abi açar maske. Yeni fenomen. Kuyumcuya gitmiştin ya abi. Ya kuyumcuya. 40 kilo altınla. Evet. Ya. Nasıl oldu abi bu iş? Ya şimdi çocukları götürdük mesela. Bizim çocuklar kirli bastı kuyumcuya girdi. Buyur diyen yok. Dedim oradan 20 kilo altın ver. Dedim oradan buyur abi demeye başladı. Şaşırdı yani. Kahve de söylediler. Kahve söylediler, yemek söylediler. Tabii ben de 100 gram altın aldım çıktım. Paranın para zamanı. At çarşından yakaladım. O kadar başkanım. 40 metre derine dalıyor musunuz? Evet. Nasıl oluyor? Ha. Yarım saat olan suyun altında kalıyor. Yeterli mi kadar? Yeterli mi kadar?